Şimdi biraz şu e, şeye gidelim, sistem olaylarına bir değinelim. Şu Nagihan'la evet. Ayşe'nin arasında bir konuşma var, onunla başlayalım. Bakalım bu sistemle alakalı, yeni oyun sistemine alakalı Nagihan'la Ayşe neler söylemişler, neler konuşmuşlar. Enteresan bir konu. Şöyle enteresan, e, çünkü bir kere baştan değişen bir sistem. Hı hı. Sonra e, <laughs> kırmızı takım oyun kazanıyor, pardon mavi takım, yok yanlış söyledim, kırmızı takım oyun kazanıyor. İlk oyunu kim kazandı? Kırmızı. Kırmızı takım kazanıyor. Sonra Acun abi sistemi değiştiriyor. Evet. Bu sefer mavi takım kazanıyor. Bu sefer kırmızı takımda e, biz eski sistemde kazanıyorduk. Şimdi kaybetmeye başladık diye Acun abi şey yapıyorlar. Ama Aslında şey de Acun ya abinin bunu. burada... da söylüyor ya oyun sonunda o sistem değişince kendimizi bulduk falan diye. Ya ben sistemle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hani burada skorlara baktığımız zaman mesela bir önceki oyunda Nagihan 2'de 0 yaptı. Aslında biz Nagihan'dan 2'de 0 beklemezdik. Normal şartlarda bak şimdi bugüne geçtiğimizde hani sistemden dolayı mı Nagihan 4'te 4 yaptı? Yok. Sadece oyun ona baktı. Belki kendini daha iyi hissetti. O gün gününde değildi. O yüzden 2'de 0 yaptı. Ya da Adem normalde 7'de 3 mü yapardı? Yapmazdı. Daha fazla baktığımızda bir gün öncesine baktığımızda 9'da 7, 7 yapmış. Daha iyi bir Adem vardı. Hani tamamen oyunla alakalı olduğunu düşünüyorum ben durumu. Ya bir şey söyleyeceğim mesela şimdi Batuhan diyor ki mesela bir Sigmet abi daha çok oyuna sokardık falan diyor. Şimdi öyle oyunlar var ki Hikmet 5'te 5 beş yapıyor. Şimdi şey, oyun bittikten sonra o oyunda Hikmet'in kötü olduğunu görüp bununla ilgili ahkam kesmek e, normal. çok normal bir şey. Yani, yani normal derken. Yani oraya e, onlara evet, göre normal bir şey. Sana göre normal ama yani burada aslında mavi yani mesela bence bütün sistemi bozan evrimin varlığı. Ve Nagi'nin ilk hamlesinde evrimi seçmeden karşı tarafa yollaması bütün matematiği bitirdi. Eğer zaten ilk gün Nagihan normal oynasaydı, bak iyi demiyorum, evet. normal oynasaydı Best giden oyunda Aynen. zaten mavi takım kazanacaktı. Aynen. Aynen. O zaman zaten sistem değişti de kimse bir şey sorgulamayacaktı. Hatta belki mavi takım şey yapacaktı önce sonra ikinci oyunda kazandığında tamam bunda da oluyormuş. Çünkü bütün evet. olay aslında Evrim'in orada olup Nagihan'ın 3-4 kere Evrim'le oynaması, Ayşe'nin 2-3 kere Evrim'le oynaması. Bu bizim için güzel evet. gibi şey yaptılar. Bence bütün olay burada bitiyor. Nagihan o hamleyi yaptı ama biri yapacaktı Evrim bir tarafta olacaktı. Nagen Evrim burada olsaydı o zaman dengeli olurdu. Ama Nagen Evrim istemediği için şu an e, dört ihtimalin o bir tanesi ortadan kalktı ve Evrim karşıya geçti. Ya ben de şöyle görüyorum yani ilk oyunda görüntü neydi? Kadınlar iki defa çıkıyor yarışmaya geri kalan bölümde erkeklerin fazla oyunun içinde olduğu bir dönem. Ama dün ne gördük? Kadınların fazla oyunun içinde olduğu bir, bir görüntü gördük. Şimdi asıl olay şu. İki tarafta adalet istiyoruz diyor ama hı hı. benden yana adalet olsun. Hani ben benim dediğim de olsun adaletli olsun yarışmacı ama. yarışmacı psikolojisi. E, ama bu, bu psikoloji <laughs> değil ya. Bak vallahi değil, billahi değil. Aa, abi öyledir yani kaybettiğinde hep bir kulp ararsın. Yani bir neden ararsın elle tutulacak bir şey, bir neden. Nasıl? Bütün sene boyunca şunu gördük. Ka mesela kaybediyor yarışmacı gidiyor arkadaşlarına bağırıyor niye bana topun orada olduğunu söylemediniz e, aslında senin, söylediler e, senin yüzünden sen e, yan dönemde, kötüsün öyle sen kötüsün olurum. sen kendini bir eleştirsen ya ben atamadım ben parkurda iyi gelemedim hızlı gelemedim atışım iyiydi desen zaten kimse mazeret bulmazsın diyorum kimse ya herkes, herkes kendi tarafına bakıyor evet adalet olsun ama benden yana adalet olsun bu adalet olmaz işte kırmızılar kazandı sistem iyiydi maviler kazandı bu sistem iyi Abi bu zaten topu topu bir hafta ya. Bir hafta sonra tekrardan değişecek ya belki burada de. Burada aslında sistemin... dönecek. Bireysel'e dönecek olay. Sistemin e, bir evrilmesindeki bence ana neden şu. Düşünsene mesela ilk gün kadınlar kaç oyuna çıktı? Dün daha fazla çıktı değil mi? Tabii Abi canım dün, dün düşünebiliyor düşün musun? Sekiz, Hiç şöyle düşün mesela. Sekiz olan kazandı. Tamam, da. kadınlar daha azlar adada. Daha azlar. Evet. E, haliyle daha az oynuyorlar ama... Adem 8'de 8 yapıyor. Nisa, Ayşe, Garibim 3'te 3 yapabiliyor mesela. Şimdi 8'de 8 yapan adam şampiyonluğa koşarak gider. Hı hı. Tamam mı? Ama 3'te 3 yapan biri daha sönük kalır. İkisi de 100. Yani, de 100. Şunu demek Bak, istiyorum. Ikisi de 100. Değil, ya, doğru. Işte 100 doğru. Aynen. Şunu demek istiyorum. Şimdi e, daha az oynamak demek, daha az ekranda olmak demek, daha az şans bulmak demek, kendini daha az ispatlamak demek, seyirciyi daha az semas bulmak ya. demek. E, e, bu yüzden aslında değişen bu şey normal. Sadece dediğim gibi Zaten e, değişik olan son dörde yüzde otuzlarda olan bir kadın yarışmacının kalmasıydı. O şu an bütün sistemi bozuyor. Çünkü bak Nisa, Ayşe onlar da yüzde %44, 44-45'lerde ama her zaman yarışıyorlar bir şekilde. Evet. İşin içinde varlar. Evet. Şimdi burada evet e, yani sonuçta SMS belirliyor kimse evrime bir şey diyemez. Hı -hı. Ama şimdi düşünsene burada evrim olmasa Seda ya da Sema olsa akşamleyin parkurdan ateş çıkar. Ateş çıkar ama tabii ki seyircinin taktikleri onlar da yaptığı hataları ya da evrim yaptığı doğruların cezasını ya da ödülünü alıyorlar evet. bu kadar basit yani. Evet. Evrim şu ana kadar yaptığı doğruların ödülünü aldı şu son zamanlardaki ne ilgili ne yapıyor ne ediyor bu hafta net göreceğiz bence. Valla bilmiyorum ama e, bence bir hafta daha şey yapıp sonra zaten Survivor neredeyse bitiyor bir an evvel bireysel'e dönmek lazım diyeceğim sadece çok kalabalık şu an hala. Evet. Ya çok kalabalık Survivor. Bak 2 4 5 3 5 6 11 kişi. 11 kişi 25 gün sonra bugün şampiyon belli. 7 erkek 4 kadın. 11 kişi 25 evet. gün sonra bugün şampiyon belli. Aynen. Yani öyle. mantık olarak 2 günde bir eleme olmalı gibi. Olacak. 2,5 şey günde bir yani. E son dönem son 4 gün arka arkaya. Son 4 arka arkaya. Son 14 arka, arkaya, dört arka arkaya. arkaya. Ondan önce de haftada 2 Haftada 2 iki, ile geçilir. ile geçilebilir üç evet. Ee, bir şekilde olacak ama e, çok değişik, enteresan. Benim başta beklediğimden çok daha ilginç ve e, tanıdığım karakterlerin farklı olduğu, farklı tanıdığım karakterlerin daha farklı olduğu bir survivor izliyorum ben. Yani beni yanıltan da olumlu anlamda, şaşırtan da olumlu olumsuz anlamda çok kişi oldu bu sene mesela. Evet ben. Ee, onların da kararını veren alt. E tabii ki. Onların da kararını veren alt. Şey yok, hepimiz gittik. Ben hep beşinci oldum, altıncı oldum gittiğim survivorlarda halk veriyor çünkü kararı halk beni finalde istememiş ya da seri hep finalde istemiş ya da evet. Kemal abi orada istemiş. Yani son yedi de istemiş. Kemal'i Kemal'i e yani. Kemal e, Kemal e son hep yedi de istemiş. Aynı olamaz ki yani bu sene geçmiş senelerde giden yarışmacılar her sene sonuçta yani bir ay sonra bile insanlar değişebiliyor evrilebiliyor iyi anlamda ya da kötü anlamda e yarışmacılar da aslında aynı kendi senesiyle. Aynı olmayı ben beklemiyorum hiçbir yarışmacının ama çoğu yarışmacı da takım değiştirince karşı tarafa çok garip duruyormuş dedi. İşte evet. olayın içerisindeyken göremiyorsun. Katılıyorum.